Herkese selamlar. Göçmenlik hukukundaki son hafta gelişmeleriyle tekrar karşınızdayım. Bu sefer çekimi dışarıda yapalım dedik. Arkamızda New York manzarasıyla son iki hafta içindeki göçmenlik hukukuyla ilgili gelişmelerden bahsetmek istiyorum. Başkan Trump'ın son dakika atağıyla, son dakika golüyle 31 Aralık gecesi vize yasağını uzatması oldu. Bilindiği gibi Mart ayında başlayan yasaklar daha sonra Haziran ayında göçmen olmayan vizeleri de içine almıştı. Ve Aralık sonuna kadardı bu vize yasakları. Bu vize yasakları Aralık son günü itibariyle 31 Aralık tarihi itibariyle Trump tarafından 31 Mart 2021 tarihine kadar uzatıldı. Peki bu ne demek? Konsolosluklardaki vize yasakları yasaklanan kategoriler için devam edecek. Konsolosluklardan mülakatlar yapılmayacak. Aynı zamanda bazı vizelere sahip olan yasağa tabi vize sahipleri Amerika'ya giriş yapamayacak. Çok fazla sorulan sorulardan bir tanesi, hali hazırda elimizde olan turist vizesi var. Bunlarla giriş yapabilir miyiz? Bunlarla ilgili bir değişiklik yok. Yani turist vizesiyle ilgili bir değişiklik yok. Hala giriş yapabilirsiniz. Yasak sadece önceki yasağın, Nisan ve Haziran yasağının 31 Aralık'a kadar olan yasağın 31 Mart'a kadar uzatılması şeklinde oldu. Peki bundan sonra ne beklenebilir? Bundan sonraki ihtimallerden bir tanesi, Biden göreve geldiğinde bu yasağı komple iptal edebilir. Bu tabi Biden için de çok zor bir durum çünkü Amerika'daki işsizlik devam ediyor. Göreve gelir gelmez böyle bir yasağın iptali kendisi açısından avantajlı bir durum olmayabilir. Amerikalılar düşünüldüğünde işsizliğin devam ettiği bir ortamda. Ama Biden'ın bu konuyla ilgili ne yapacağını hep beraber bekleyip göreceğiz. Göçmenlik bürosuyla ilgili diğer güncelleme, göçmenlik bürosunun yapmış olduğu parmak izi notification'larıyla, yani parmak izi verilmesiyle alakalı. Başka bir tabirle biometrics notice. Göçmenlik bürosu geçen hafta yapmış olduğu açıklamada parmak iziyle ilgili hala gecikmeler olduğunu, kişilerin parmak izine çağrılamadığını veyahut da çağrılmakta geciktiğini, dolayısıyla önümüzdeki günler içinde, önümüzdeki aylar içinde bu gecikmelerin yaşanmaya devam edebileceğini belirten bir açıklama yaptı. Peki pratikte neler oluyor? Pratikte aylar önce gönderilen dosyaların parmak izlerinin yeni ulaştığını görebiliyoruz. Veya yine aylar önce gönderilen dosyaların parmak izine davet edilmek yerine bizde parmak iziniz var, tekrar sizi çağırmamıza gerek yok şeklinde notisler, yani mektuplar aldığımızı görüyoruz. Dolayısıyla parmak izi randevunuz henüz gelmediyse bu sadece size has bir durum değil. Göçmenlik bürosunun genelinde olan bir problem, Covid'den kaynaklanan sıkıntılar, görevlilerin, memurların hastalanması veya parmak izi alan application support center'ların kapatılması, servis verememesi veya sınırlı sayıda insana servis vermesi gibi faktörlerden kaynaklanıyor. Başka bir güncelleme Dışişleri Bakanlığı'ndan geldi. Bilindiği gibi daha önce konsolosluklarda mülakat yapma zorunluluğuyla alakalı aynı vize kategorisinde uzatma başvurusu yapan kişilerin son 12 ayda eğer vizeleri bittiyse tekrar mülakata gerek olmadan vize verilebileceği ile ilgili bir açıklama yapmıştı Dışişleri Bakanlığı. Yeni yapılan açıklamada iki tane husus göze çarpıyor. Bunlardan bir tanesi bu özelliğin 31 Mart 2021 tarihine kadar uzatılması. Yani 31 Mart 2021 tarihine kadar mülakat yapılmadan aynı vize kategorisinde uzatma başvuruları alınabilecek konsolosluktan mülakata ihtiyaç olmadan. İkinci önemli konu, önceden yapılan açıklamada bu vizelerin son 12 ay içinde bitmesi durumunda geçerliydi. Yeni yapılan açıklama bu süreyi 12 aydan 24 aya çıkartıyor. Dolayısıyla yeni yapılan açıklama ile son 24 ay içinde vizesi biten kişilerin aynı vize kategorisinde tekrar vize mülakatına ihtiyaç olmadan uzatmalarını konsolosluktan alabilmeleri mümkün. Bu tabii şu demek değil, işte H1 vizeli mesela birisi, vizesi bitmiş, başvuru yapan şirket yeni bir H1 vizesi yapmadan konsolosluktan tabii ki vize mülakatı yapamaz. Yeni bir H1 approval'ına ihtiyacı var, yeni bir H1 kabulüne ihtiyaç var. Burada kastedilen şey konsolosluğa gitme zorunda kalmama, yani Covid'den dolayı daha az kişinin konsolosluğu ziyaret etmesiyle ilgili olan bir kural, ondan bahsediliyor. Bu da tabii çok iyi bir haber. Yani bu 12 aylık sürenin 24 aya çıkartılması gayet iyi. Başka bir güncelleme yine göçmenlik bürosuyla alakalı. Göçmenlik bürosunda son haftalarda mülakata giden kişiler, avukatların yaşamış olduğu bir durum. Eğer mülakata girecek olan kişiler son 14 gün içinde başka bir ülkede bulundularsa, bu şekilde sorulan soruya evet son 14 gün içinde başka bir ülkede bulunduk diyorlarsa mülakatlarının ertelenmesi ve tekrar size mülakat tarihi vereceğiz diyerek gönderilmeleri. Bu karantina olan veya olmayan, uygulanan veya uygulanmayan her yer için geçerli. Bu
sistematik olarak bütün USCIS ofislerinin yaptığı bir uygulama değil. Ama zaman zaman bu uygulamayla karşılaşan kişiler oldu. Dolayısıyla bunu da belirtmiş olalım. Mülakatınız varsa son 14 gün içinde Amerika dışına çıkmamaya dikkat edin. Çünkü böyle bir soruyla karşı karşıya kalabilir ve mülakatınızı ertelemek durumunda veyahut da göçmenlik bürosu tarafından mülakatınız ertelemek durumunda bırakılabilir. Bu haftaki önemli açıklamalardan bir tanesi de Biden'dan geldi. Biden yönetimi bilindiği gibi göreve geldiği günden itibaren göçmenlerle alakalı yeni reformlar için oldukça güzel açıklamalarda bulunmuştu. Biden göreve geldikten sonraki ilk 100 gün içinde yapacağı reformlarla ilgili ve gelişmelerle ilgili yeni bir açıklama yaptı. Buna göre ilk 100 gün içinde 15 milyon yasal olmayan göçmeni yakından ilgilendiren Amerika'da yasallaşma, af kanunuyla ilgili bir tasarıyı meclise göndereceğini açıkladı. Bunu daha önceki videolarımda da zaten anlatmıştım. Aynı zamanda ilk 100 gün içinde kimseyi sınır dışı etmeyeceğini açıkladı. 13 ülkeden Amerika'ya devam eden seyahat yasağını kaldıracağını belirtti. ICE'ın yapmış olduğu, yani göçmenlik bürosu görevlilerinin yapmış olduğu tutuklamaları ilk 100 gün durduracağını veyahut da azaltacağını açıkladı. Amerika'ya kabul edilen refüjilerin, yani mültecilerin sayısının arttırılacağını belirtti. Ve aynı zamanda Amerika'da iltica başvurusu yapan kişileri engellemeye yönelik Trump yönetiminin çıkartmış olduğu yeni düzenlemeleri ortadan kaldıracağını belirtti. Bunların hepsi çok yüreklendirici, gayet güzel açıklamalar. Umarım göreve geldiğinde bunların gerçekleşmesi mümkün olur ve biz de görürüz. Bu arada tabii Ocak 2021 vize bülteni de açıklandı. Vize bülteninde yine bizi çok şaşırtan şeyler yok. Yeşil kartlılarla evli olan kişilerin yeşil kart başvurusu yapması, yani F2A kategorisi, F2A kategorisi yine güncel. Bu demek oluyor ki green card sahiplerinin eşleri aynı Amerikan vatandaşlarının eşleri gibi Amerika içinde hiç beklemeden başvuru yapmaya devam edebiliyorlar. Yine vize bülteninde VV Lottery kazanan, yani green card talihlilerinin numaralarının da 8200'e ilerlediği görülmüş oldu. Bu da oldukça iyi. Green card kazananlara tekrar hatırlatmakta fayda var. Konsolosluklarda şu anda mülakat verilmediği için eğer turist vizeniz varsa Amerika'ya gelip Amerika içinde statü değişikliği şeklinde, adjustment şeklinde green card başvurusu yapmayı tavsiye ediyoruz şu anda. Çünkü Amerika içinde yasak veyahut da vize verilmemesi, mülakat verilmemesi gibi bir durum söz konusu değil. Bunu da bir kez daha hatırlatmış olalım. Bu haftaki başka bir açıklama Dışişleri Bakanlığı'ndan geldi. Dışişleri Bakanlığı konsolosluklardaki vize mülakatlarıyla ilgili tekrar bir açıklama yaptı. Konsolosluklardaki vize mülakatlarının yavaş yavaş ilerleyeceğini ve her konsolosluğun içinde bulunduğu bölgeye göre, ülkeye göre COVID şartlarını göz önünde bulundurarak mülakatları vereceğini açıkladılar. Bu daha önce yapılan açıklamalardan çok farklı değil. Bilindiği gibi bazı bölgelerde vize mülakatları hiç başlamadı. Ama bazı bölgelerde az da olsa vize mülakatı verildiğini özellikle Avrupa'nın bazı yerlerinde duyuyoruz. Dolayısıyla daha önceki açıklamadan farklı bir şey yok. Dışişleri Bakanlığı çalışanlarının güvenliği açısından, sağlığı açısından vize başvurularını çok dikkatli ve kademeli bir şekilde başlatmaya devam ediyor. Bu arada bildiğiniz gibi COVID aşısının dağıtılmaya başlaması, yaygınlaşmaya başlamasıyla Dışişleri Bakanlığı'nın konsolosluklara aşının gönderilebileceğini tespit etmesi durumunda. Yani Dışişleri Bakanlığı'nın aşıları konsolosluklara göndermesi ve konsolosluk çalışanlarının aşı olabilmesi durumunda vize servislerinin biraz daha rahatlayacağını, biraz daha fazla açılacağını tahmin ediyoruz. Bu da Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan bir açıklama. Dolayısıyla aşı ne kadar yaygınlaşırsa, Dışişleri Bakanlığı'nın eline ne kadar çok aşı geçerse ve bunu ne kadar konsolosluk görevlilerine ulaştırabilir ve uygulayabilirse sağlık riski azalmış olacağı için vize başvurularının daha da rahatlayacağını düşünebiliriz. Umarım böyle olur. Evet, bu haftanın güncellemeleri bu kadar. Bu güncellemeleri size oldukça soğuk bir havada biraz rüzgarın etkisinde vermeye çalıştım. Umarım faydalı olmuştur. Videoları beğenebilirsiniz. Kanalımıza abone olabilirsiniz. İlgi duyduğunu düşündüğünüz kişilerle paylaşabilirsiniz. Bu konularla ilgili sorularınız varsa lütfen altta yorumlar kısmında benimle paylaşın. Ben de elimden geldiğince sizlere cevap vermeye çalışacağım. Hepinize iyi günler diliyorum. Görüşmek üzere.